O şiiri okumaya çalışayım Ferit. Ağlasam sesimi duyar mısınız? Mısralarımda dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkılarım bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var biliyorum, her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum. Türkiye'yi anladım. Yani bu aslında hem bir aşk şiiri, bir özlem şiiri. Ama daha çok günümüzde hani yutkunursun da epeyce yaklaşmışsındır, söyleyeceklerim vardır. Şuradan hani dokuz buğum derler ya, bir sözü söylerken yutkunarak söyle. Çünkü söz çıkınca bir daha geri alamıyorsun. Neydi son cümlesiz? Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum. Çok şey, o kadar çok bilgi geliyor ki Ferit. O kadar çok insanla paylaşıyorum ki bu son dönemde. Ama gerçekten de çok yutkunuyorum. Birçok nedeni var bunun. Nedenlerinden bir tanesi şu. Türkiye'de şu anda bir dava hazırlığı yapılıyor. Anayasal düzene muhalefetten ve terör örgütü üyeliğinden. Yüzlerce insanın pasaportu iptal edilmiş durumda. Deport kararı alınmış durumda. Ve ortalıkta bir dava yokken bile insanların pasaportları iptal edilmiş durumda. Bir fırtına esecek. Önce onu söyleyeyim. Sedat Peker konusuyla ilgili. Evet. Yani Sedat Peker konusunda bir fırtına estirilecek. Bu fırtına da biz FETÖ davalarından biliyoruz. FETÖ davalarında o kadar çok insan geçmişinde cemaatle, geçmişteki paralel devletle, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Fethullahçı terör örgütüyle öyle ya da böyle dönem dönem yolu kesişmiş. Bankasına para yatırmış, Zaman Gazetesi'ne abone olmuş, başka bir şey olmuş. Bu insanların hayatları karartıldı. Ya da onların derneklerine üye olmuş, sendikalarına üye olmuş. Ama bugün biliyoruz ki son 5 yıldır, hatta 2013'ten bu yana Fethullahçı terör örgütünün, geçmişin paralel devletinin en tepe noktalarında bulunmuş adamlar bugün medyada. Bakın havuz medyasının tepe noktalarındalar. Her akşam sunucu olarak izliyoruz. Fethullah Gülen'e metiyeler düzmüş adamların bugün hala iktidar içerisinde ihaleler aldığını biliyoruz. Hatta Fethullah Gülen'in hayatını yazmış adamların 15 Temmuz sonrasında televizyonlardan inmediğini, her gece karşımıza çıktığını biliyoruz. Hatta Fethullah Gülen'i yurt dışında ziyaret etmiş, bizzat gitmiş, hala ortalıkta dolaşan ama sıradan insanların cezaevinde ömür çürüttüğü, kimilerinin memurluktan atıldığı, insanların hayatının karartıldığı da bir süreç gördük. Ve önümüzde böyle bir süreç yaşanabilir. Aslında yutkunma meselesi. Belki insanlar evlerinde otururken, kardeşim konuş, kardeşim söyle. İnsanlar evet doğru, tabii ki konuşacağız, tabii ki söyleyeceğiz, tabii ki bu ülkenin karanlığından aydınlığa çıkartacağız. Bugün Türkiye bir karanlıktan geçiyor. Çok açık, hiç böyle şeye falan gerek yok. Bu bir karanlık dönem. Ama şunu bilelim, hep iddia şu, çürümenin en dibi aslında iyileşmenin de habercisi. Karanlığın en dibi aydınlığın habercisi. Bu kadar kötü bir dönemden geçmemiz iyileşmenin habercisi. Ve bir şey daha var, toplumun bu kadar kötülüğü ve çirkepliği ve bu kadar çürümeyi görünce toplum olarak ne yapmalı? Ortak davranmalı, yan yana gelmeli, o birbirimizi düşman gören anlayışları terk etmeli diye de bir anlayış büyüyor. Çünkü ancak böylesine kötü dönemlerde toplum kucaklaşabiliyor ve yan yana geliyor. Evet, bir bedel var. Evet, bu bedeli ağır ödüyoruz. Evet, biraz daha bedel ödeyeceğiz ama o sona doğru yaklaşıyoruz.